Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Aslı Çiçek. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'nin yiğit evladı Eren Bülbül. Tüm Türkiye onu her zaman iyi ki varsın Eren sözleriyle andı. O 15 yaşında hain PKK'lı teröristlerin saldırısında Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit düştü. Gönüllerde tat kuran kahraman Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Karadeniz'in gül yüzlü yiğit delikanlısı. Gencecik yaşında yüreğini vatan sevgisiyle doldurmuş bir kahraman. Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Köprüyanı köyündeki evinde maddi zorluklar içinde büyüdü. Henüz 14 yaşındayken babasını kaybetti. Evin çocuğu da oldu, yeri geldi babası da. Küçük bir köyün, küçük bir evinden tüm Türkiye'nin kalbine yerleşecekti. 15 yaşındaki Eren teröristlerden korkmadı. Tarih 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Maçka kırsalında aç kalan PKK'lı teröristler Bülbül ailesinin evine girdi. Eren durumu fark etti, hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Eren, olay yerine ulaşan ekiplere yol gösterdiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı. Doğup büyüdüğü evin bahçesinde hain kurşunların hedefi oldu. Saldırı sırasında Eren'i korumak için üzerine kapanarak siper olan 41 yaşındaki jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eren Bülbül, gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreniyle binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı. Eren ve Subay Ferhat Gedik'in kanları yerde kalmayacaktı. Güvenlik güçleri operasyonlarla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Türk milleti 15'inde şehit düşen Eren'i hiç unutmadı. Eren'in şehadetinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Hatırası bir an olsun unutulmadı. Maçka ilçesindeki kabristanında ailesi ve sevdikleri tarafından sıkça anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşıma göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Paylaşımda ayrıca şehit edilen Eren Bülbül'e de yer verildi. Paylaşımda "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz ifadesine de yer verildi. Eylül ayında yeni bir atama yapılacak. Buna göre 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınının daha kamuda istihdam edilmesi hedefleniyor. Türk
Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında ilk atamalarının yapıldığı 1996'dan bugüne 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve yakını istihdam edildi. Şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere sahip çıkmak, onların daha iyi şartlarda ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla birçok destek veriliyor. Çalışmaların en önemlilerinden birini kamuda istihdam hakkı oluşturuyor. Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk atama 1996'da yapıldı. Bu tarihten 2002'ye kadar 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Bu yıl yapılan 591 atamayla da kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınlarının atamasını yapmayı planlıyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti için meclis hazır hale getiriliyor. Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edeceği 15 Ağustos'taki olağanüstü toplantı dolayısıyla meclisteki güvenlik önlemleri artırılacak. Toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak. Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurul'da ilk olarak Kurtulmuş konuşacak. Numan Kurtulmuş konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas Genel Kurul'a hitap ederek milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak. Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul salonunda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek. Mahmut Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. İlave tedbirler alınacak. Ayrıca davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Herkesin günlerdir beklediği haber nihayet geldi. 9 gündür kapalı olan Instagram'a erişim engeli kaldırıldı. Duyuruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, dört gözle beklenen duyuruyu işte böyle yaptı. Sosyal medya platformu Instagram'a katalog suçları çerçevesinde 2 Ağustos'ta erişim engeli gelmişti. Bu süreçte yüz binlerce influencer zarar görmüş, insanlar paylaşım tutkusundan geri kalmıştı. Platformun yetkilileriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Instagram tekrar erişime açıldı. Türkiye bu süreçten eli boş dönmedi. Bakan Uraloğlu, kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında alınan önlemleri sıraladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir. Anlaşmanın detayında terörle mücadele noktasında Instagram ile vardıkları uzlaşıyı anlattı. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağıyla kesimhanelerin belirli noktalarına kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getireceklerini açıkladı.
Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmelik taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taslağın kamuoyunun görüşüne açıldığını bildiren Yumaklı, düzenlemeyle birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini aktardı. Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerin değerlendirilerek yönetmeliğe son şeklinin verileceğini işaret ederek şöyle devam etti. 2011'de yürürlüğe giren hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamladık. Bazı gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar birçok düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması. Buradaki en önemli değişikliklerden birisi kesimhanelerle ilgili. Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar kabul edilebilir değil. Her ne kadar ceza işlemi uygulasak da buradaki amacımız bunların hiç olmaması. Bu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına dikkat çeken Yumaklı, düzenlemeyle kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngörüyoruz. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılması bir yıl ertelendi. Ticaret Bakanlığı e-ticareti düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmenliği'nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılması bir yıl ertelendi. Buna göre cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalarla iade masraflarının sözleşme ve tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelendi. Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmesine olanak sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin yakından takip edilerek iç hukuka entegre edildiği de ifade edildi. Satıcılarla tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerimizin evrensel standartlarda korunması hedefiyle düzenlemeler yapıldığı kaydedildi. Bakanlık yaptığı açıklamada tüketicilerimizin mağduriyetini engellemek adına düzenlemelerimizi titizlikle devam ettirmekteyiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İş Pozitif projesiyle 6 ayda 408 binden fazla kadın istihdam edildi. Projenin detaylarını Bakan Vedat Işıkhan anlattı. İş Pozitif projemize bugüne kadar 408.139 kadının işe yerleştirilmesini sağladı. Şubat ayında hayata geçirdikleri İş Pozitif Kadın İstihdamı projesiyle 6 ayda istihdam edilen kadın sayısını paylaştı. Projenin işleyişini anlattı. İş Pozitif'i genel manada baktığımız zaman iş arayan ile işverenin çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Proje kapsamında 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak bir bilgi ve iletişim sistemini kurduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta düzenlenen 100 yılın kadın istihdamı İş Pozitif tanıtım programında konuştu. Çalışma hayatında kadınlara ilişkin verileri paylaşarak kadınlarda işsizlik oranının da son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Kadınlarda işsizlik oranı %11 ile son 10 yılın en düşük verisi olarak kayda geçti. Kadınlarda iş gücüne katılma oranı %37,1, istihdam oranı ise %33 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Gelecek yıllarda inşallah daha büyük hedeflerimiz var. Mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar kadınların çalışma hayatına girişlerinde hep yanlarında olduk
ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. IŞİKA'nın gündeminde son iş gücü verileri de vardı. Son iş gücü verilerine göre işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak %50 oldu. Devlet desteği Tokat'ta manda sayısını artırdı. 2011 yılında Tokat genelinde 4000 olan manda sayısı şu anda 12.000'e çıkmış durumda. Tokat'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği halk elinde manda ıslahı projesiyle manda popülasyonunda büyük ölçüde artış sağlandı. Söz konusu projeyle manda başı 500 lira destek verildi. Bu destekle mandacılık işinin bedavaya geldiğini hisseden yöre halkının ilgisi bu yönde arttı. Kent genelinde en çok manda varlığı bulunan 80 haneli çiftlik köyündeki üreticiler, bakanlığın başlattığı projeden yararlanarak manda sayısını artırdı. Köyde 14 yıl önce 200 olan manda sayısı, verilen destekler sayesinde 1400'e ulaştı. Köyde şu anda günlük ortalama 500 kilo süt dahi elde ediliyor. 2011 yılında Tokat genelinde 4000 manda bulunuyordu. Ancak proje sayesinde manda sayısı il genelinde 11.800'e çıktı. Türkiye Bankalar Birliği raporunu yayımladı. Kişi başına ortalama kredi borcundaki vahim tablo gözler önüne serildi. Rapora göre Haziran ayında borcu olan kişilerin sayısı 40 milyon 732 bine yükseldi. Ortalama borç 80 bin lirayı aştı. Alım gücü düşen vatandaş harcamalarını ancak temel ihtiyaçları üzerinden yapabiliyor, daha fazla borçlanmaya yöneliyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin Haziran ayı bültenine göre bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir ayda 75 bin kişi arttı. Kredi kullanan kişi sayısının son bir yılda 2 milyon 97 bin kişi artarak 40 milyon 732 bin kişiye yükseldiği görüldü. Kullanılan toplam kredi tutarı ise 3 trilyon 293 milyar liraya ulaştı. Kişi başına ortalama bireysel kredi borcu da son bir yılda 56.932 liradan 80.842 liraya çıktı. Bireysel kredilerde en dikkat çekici büyüme kredi kartlarında oldu. Bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 86 bin, yıllık 2 milyon 555 bin kişi arttı. Böylelikle borcu olan kişi sayısı 37 milyon 633 bin kişi oldu. Ayrıca Haziran ayında 161 bin kişi ilk defa kredi kartı, 122 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı, 97 bin kişi de ilk defa tüketici kredisi kullanmış oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerini paylaştı. 2 milyon 609 bin aracın denetlendiği bu süreçte 450 bine yakın araca ve sürücüye işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri denetim için yollarda yerini aldı. 1 Ağustos 8 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 609.216 aracı denetledi. Denetimlerin detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bir haftalık süreçte aracında çakar bulundurulmasına izni olmayan 210 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 127 bin, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin, emniyet kemerini kullanmayan 17 bin, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin sürücüye yaptırım uygulandı. Denetimler boyunca toplam 436.589 araca ve sürücüye işlem yapılmış oldu. Ali Yerlikaya sürücüleri emniyet kemeri konusunda da uyardı. Yerlikaya, "Lütfen seyahat sürecinde emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyin," dedi. "5 Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri seçiminde anket çalışmaları yayınlanmaya başladı. Anketlerde Demokrat Parti'nin sürpriz adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.
Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandığa gidiyor. Mevcut başkan Joe Biden geçtiğimiz ay yarıştan çekilmiş, yerine Kamala Harris'i desteklemişti. Böylelikle ABD'de başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Seçim yaklaştıkça Amerika'da anket çalışmaları da yürütülmeye başladı. Anket çalışmalarına göre Kamala Harris, her iki parti içinde zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'ı geride bıraktı. Son yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar %50'ye %46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris'in kürtaj konusundaki soruya 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor. Söz konusu bu anketler Trump'ın eski aday Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, Dinar İlçe Teşkilatı ile birlikte Afyonkarahisar'ın Çayla Dinar ilçeleri arasında yer alan Çöl Ovası bölgesinde incelemelerde bulundu. Tarlaya inen teşkilat üyeleri üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için çağrıda bulundu. %50 zarar. İYİ Parti heyeti patates sorunu için Afyonkarahisar'ın Çöl Ovası bölgesine gitti. Bu sene karpuz ektik, alıcı bile yok tarlada. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, ilçe teşkilatı ve partililer çiftçileri dinledi. Gençler, şu anda biz sabah yatağından kaldırıp da tarlaya yollayamıyoruz. Neden? Ne parası kazandık diyor ya. Haklı mı haklı? Yarın kış gelecek. Çay ve Dinar ilçeleri arasını kapsayan Çöl Ovası bölgesindeki çiftçiler Olgun'a dert yandı ve çiftçilerin diri diri toprağa gömüldüğünü ifade ettiler. Bir aydır zarar ediyoruz. Biz patates söktüğümüz yerde çiftçi arkadaşlar bizi günlük arıyor. Patatesi alan da yok. Fabrikalar almıyor. Tüccarlar almıyor. Patatesler topraklarda çürüyor. Bu sene karpuzundan, kavunundan, patatesinden, domatesinden her türlü mahsul çöp oldu. Bunu devletimiz görüyor, biliyor. Yani adım kadar eminim ben. Hepsinden haberi var ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Burada köylü perişan, çiftçi perişan. Sadece patates konusunda değil, tüm ürünler konusunda çok büyük ciddi sıkıntı var. AK Partili milletvekillerimizi bu tarlalara bekliyoruz. Bu köylünün yanına bekliyoruz. Bu köylünün derdine şu anda hükümette olan onlar ya onlar çözüm bulacaklar. Çözüm bulamıyorlarsa sırtlarındaki küfeyi bırak indirecekler. Bu küfeye talip olacak. Bu memleket evlatları hazır bu memlekette. Durumumuz işler acısı. İnanın diri diri toprağa gömdüler. Bizim sesimizi hükümet yetkililerimiz duysun. Olgun ve Mısırlıoğlu da tarlada çiftçilerin sıkıntılarını dinledi. İkili çiftçilerin patates üretiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Bu gördüğünüz ova, Çay'dan Dinar'a kadar biz bu ovada dolaşıyoruz. Şu anda çiftçinin hali bitik vaziyette. Kışın bu çiftçi zor geçirir. Bir çiftçi bir dönüm 1000 metrekareden en az 10 bin lira zarar ediyor. Afyonlu perişan tarlasındaki hasatını tarlada bırakmakla yüz yüze. Onlar Afyon'un merkezinde bu gördüğünüz 20 tane tayini ki bu da özel bir çabayla ekstra değil. Normalde Allah bilsin belki bunun iki katı da Afyon'dan gitmiştir yani bu tayin döneminde. Bunlarla milletimizi avutmaya kalkıyorlar. 22 yıldır AK Parti iktidarda. Bu yol direktmen Ankara'ya işte Konya'ya bağlantı yoludu. Çay Dine arası. Ve her seçimde de bu yolu İktidar milletvekilleri müjde verirler. Şimdi verdikleri müjdeye 6 tane doktor getirdik diye değiştiriyorlar. Buyursunlar bu yol gördüğünüz gibi 22 yıldır bu yola çivi çakılı yapılmaz daha. Olgun AK Parti milletvekillerini çiftçilerin sorunlarına duyarsız kalmakla da eleştirdi. Bakın şunlar her şeyi kandırmaca. Bunlar bizim sayın vekillerimizin bir haftada Afyon'daki açıklamalar. Ama hiçbirisi buraya gelip de bu patatesin kilosunun kaç para olduğunu bilmiyor. Veya bilmek istemiyor. Şu gördüğünüz Çöl Ovası'nda domatesin kilosu tarlada 1 lira. 3 lira olan domates değil. Çünkü domatesin fiyatından da haberleri yok. Tabii ki bu şekilde bir çözüm de olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan bu haftada Fethi Bey kasabasındaydı. Üreticileri ve tarlalarını ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Erhan, bu yıl biber, karpuz ve patates üreticisinin
para kazanamadığını, çiftçilerin yüzü gülene kadar seslerini duyurmaya devam edeceğini vurguladı. Çiftçilerimiz gel bu sene biz de para kazanamıyoruz, biz de kazanamıyoruz. Dolaşıyoruz dolaşabildiğimiz bütün tarlaları. Şu anda merkeze bağlı Fethi Bey beldesindeyiz. Burada biber yetiştiriliyor. Bu biberler geçen sene değil ondan önceki sene 2022 yılında 16-18 liraya satılıyor. O günden bugüne her şeyin maliyeti iki katından daha fazla arttı. Bu sene bu biberi 10 liraya 12 liraya alıyorlar. Hatta bugün itibariyle diyorlar ki alımı durdurdu. Çiftçimizin şu anda maalesef biberi tarlasında kalmış durumda. Bu biber bu tarlada kalırsa bu ülkenin ekonomisi kesinlikle düzelmez. Buna acilen bir çözüm bulmalıdır. Eğer çözüm bulunmazsa bu vatandaş geçinemeyecektir. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Durum maalesef içler acısı halde. Afyonkarahisar'ın hiçbir bölgesinde çiftçimiz para kazanamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkanları istişare toplantısında konuşan Milletvekili Mehmet Taytak, belediye başkanlarının kendi bölgelerinde MHP'nin üretken belediyecilik anlayışıyla ve vatandaşlara dokunarak hizmet etmeleri gerektiğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği belediye başkanları istişare toplantıları devam ediyor. Akrones Termal Otel'de ikincisi düzenlenen istişare toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Ahmet Kahveci, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının tamamı katıldı. Milletvekili Taytak, MHP'li belediye başkanlarının bulundukları bölgelerde üretken belediyecilik anlayışını benimsemeleri ve vatandaşlarla birebir temas kurarak hizmet etmeleri gerektiğini altını çizdi. Şu toplantımızı yaptık diye çıktığımız zaman İl Yönetim Kurulu üyeleri de aynısı. İl Başkanı Ahmet Kahveci ise MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bu tür istişare toplantılarının devam edeceğini ve belediyelerin daha verimli çalışması adına önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. ...101 yaşında hayatını kaybeden Denizli'nin 12. dönem milletvekili Doktor İsmail Hakkı Ertan son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! 1961-1965 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli'nin 12. dönem milletvekili olarak görev yapan Doktor İsmail Hakkı Ertan 101 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertan, memleketi Tavaz ilçesi Mesdağ Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Tavaz Kaymakamı İsmail Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, il protokolü ve ailesi cenaze törenine katıldı. Ertan cenaze namazının kılınmasının ardından Tavaz mezarlığına defnedildi. Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ekmek fırınından çıkan ve ahırla samanlığa saçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 14 büyükbaş telef oldu. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çamdibi köyünde ekmek yapılan fırından çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişiğindeki köy muhtarı Zafer İlhan'a ait ahır ve samanlığa sıçradı. Yangın 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aslanapa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin ve İHH arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Burayı temel hizasında tertemiz temizleyebiliriz. Ondan sonra yeniden yapalım. Bırak alsın bunu gitsin.
Yangında fırın, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken 14 büyükbaş telef oldu. Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yenişehir mahallesinde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken 8 itfaiye aracı, 1 arazöz, 2 su tankeri ve 2 kepçe ile alevlere müdahale edildi. Yangın yerine yakın bazı konteynerler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir Karayolu'nun Gökkaya Mahallesi geçişinde emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak'ta 4 katlı binanın en üst katından pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uşak merkeze bağlı Kemal Öz Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın son katında oturan 3 yaşındaki Asya Ulu da pencereden aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı olarak kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Asya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Asya Uludağ'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bireysel silahlanmanın gün geçtikçe arttığı günümüzde maalesef her eline gelen silah alınca sokaklarda yaşanmaz hale geliyor. Ülkeyi Teksas'a çeviren görüntülerin adresi Konya. Bir anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan anne kızın durumu iyi. Bu silahlanmaya kim dur diyecek? Görüntüler Konya merkezden. Tekel bayi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek iş yerinin dışına taşarken M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızın bacağını ateş etti. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumları iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti. Sarısu plajı yakınındaki çaya gece saatlerinde giren 36 yaşındaki Semih Kiliç'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Araç farlarıyla çayı aydınlatan tatilciler bir süre Kiliç'i aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Günün aydınlanmasıyla çayda arama yapan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Kiliç'in cansız bedenine ulaştı. Kiliç'in dayısı Murat Özaroğlu gazetecilere boğulma haberini alınca İstanbul'dan geldiklerini, yeğeninin birlikte yüzdüğü arkadaşlarını tanımadıklarını söyledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğirdir ilçesinde kırsal alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan operasyonda iki zanlı yakalandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 171 tabanca fişi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince uyuşturucu madde imal ve ticari suçundan tutuklandı. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde jandarma ekipleri çocuklara Türk bayraklı uçurtma hediye etti. Çocuklar jandarmayla birlikte uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sur ilçesine bağlı Özekli Mahallesi'nde Dicle Elektriğin teknik çalışmalarına engel olan çocukları minibüslerle evlerinden alarak mahallede bir araya getirdi. Burada çocuklara ikramda bulunan jandarma ekipleri daha sonra onlara Türk bayraklı uçurtma hediye etti. Türk bayraklı uçurtmalar jandarma personeliyle beraber uçuruldu. Çocuklar jandarmayla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Bölgede incelemelerde bulunan Eko 1 Müdürü Süleyman Can, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini belirterek araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Gölün ortasında tuhaf bir durum oluştu. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmını karşılayan Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Kaynak denilen kabartıların olduğu yerin kenarındayız. Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti. Su olma ihtimali de var ama ağırlıklı olarak kabarcıklardan oluşuyor. Geniş çaplı bir araştırma yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Eko 1 Müdürü Süleyman Can ve Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahyan Küçükköse, Barla Köyü ve Mahmatlar Köyü arasında yer alan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Dip zemini ölçen makinamızda da burada bir hattın olduğunu ve bu hattın üzerinde özellikle bu yoğunlaşmanın çok olduğu görülüyor. Gaz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ama araştırılmasında fayda var. Dipteki oluşumların ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için üniversiteden destek alınabilir. Su mu yoksa gaz mı olduğu net ortaya konulur ve gazsa eğer gazın hangi çeşidi olduğu ile ilgili net bir tespit ortaya konulabilir. GPS cihazında yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü'nün açıklarında ortalama derinlik 5 ile 6 metre gösterirken su kabarcıklarının olduğu bölgede gölün derinliği 11 metre olarak ölçümlendi. Kaynak denilen kabartıların olduğu yerin kenarındayız. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal turizm ve gurbetçi festivali kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı. Dedim ona en güzel bizim bu keder ne zamana kadar böyle gider. Sandıklı Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin 3. günündeki konser etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Gitme bir yere gidersen unutursun dirim ölüm olma. En sevilen parçalarını seslendiren şarkıcı Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti. Oy gelin gelin, sevdalı gelin.
Konser sonunda Manuş Baba'nın performansı Afyonkarahisarlı müzikseverler tarafından alkışlandı. Afyonkarahisar halkının heyecanla beklediği kahve festivali, kahve ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen kahve festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden eğlenceli festivaller Afyonkarahisar'da devam ediyor. Alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen festivalde girişler tamamen ücretsiz. Kurulan kahve standları ve açık hava konseri vatandaşların hizmetine sunuldu. Konseri izlemek isteyen vatandaşlar konser alanına adeta akın etti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği konserde halka unutulmaz anlar yaşatıldı. 90'ların unutulmaz isimlerinin konseriyle de geçmişe yolculuk yapıldı. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Yonca Evcimik, Faruk K, Zeynep Dizdar, Ali Güven ve Burak Kut vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Festivale Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katıldı. Sanatçılara katkılarından dolayı çiçek takdim edildi. Kanal 3 mikrofonlarına özel konuşan Belediye Başkanı Burcu Köksal, festivalle ilgili şunları aktardı. Afyonkarahisar gerçekten kültürel, sosyal etkinlikleri seven bir şehir. Bugün de kahve festivalindeyiz. Hemşerilerimiz burada gönüllerince eğleniyorlar. Festivale katkı koyan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de belediye olarak festivalleri, konserleri, kültürel etkinlikleri destekliyoruz. Afyonkarahisar sanatın, sporun buluştuğu bir şehir olsun diye çalışıyoruz. Bundan sonra da bizler de konser etkinliklerimize, festivallere, panellere yapılacak bu tip tüm kültürel etkinliklere belediye olarak elimizden geldiğince destek vereceğiz. Çünkü bu tür etkinlikler şehre canlılık getirir, insanların güzel vakit geçirmesini sağlar, şehrin ekonomisine ve tanıtımına büyük oranda katkı sağlayan etkinlikler. Bu nedenle de biz sonuna kadar destekliyoruz. Ayrıca Zafer Haftası'nda festival havasında büyük bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Etkinliğe katılan vatandaşlar da çok beğendiklerini söyledi. İyi geçiyor, güzel. Beğendik. Çok güzel, gerçekten çok eğlenceli. Manisa'nın Salihli ilçesine uzanıyoruz şimdi de. Her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruyla eşsiz görüntülere sahne oldu. İşte o görüntüler. Bu güzel haberimizle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.